Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Lübnan'da telsiz ve çağrı cihazlarının patlaması bölgedeki çatışmayı farklı bir boyuta taşıyacak mı? Bütün dünyanın gözü bu soruda. Biz de cevabı arayacağız. Habertürk.com dış haberler editörü Emin Arslan ile. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk Helin. Şimdi ya, soru ortada aslında. Evet. Ama bu soruya gelmeden önce bu saldırıyla ilgili e, son durumu biraz hı -hı, konuşalım hı -hı. mı? Çünkü Tabii. bu saldırıların nasıl gerçekleştiği hala... Bir soru işaretimiz. Evet. Sana sorayım sen yanıtla. Tabii çeşitli ki. tezler vardı çünkü. Aynen. Ee, bu çeşitli tezlerin öncelikle şu oldu. Bunu hemen küçük bir cümleyle tekrar söyleyelim. Ee, Hizbullah'ın elindeki, Lübnan'daki e, Şii örgüt Hizbullah'ın elindeki çağrı cihazları patlatıldı. Uzaktan bir şekilde patlatıldı. Bundan bir gün sonra telsizler de patlatıldı. Hı hı. Ve tüm dünya tabii ki e, savaşın olabilecek tüm savaşların seyrini değiştiren bir evet. yazılımsal müdahale mi oldu bir siber saldırı mı oldu diye e, bu konuyla ilgili düşündü acaba İsrail siber bir saldırı mı gerçekleştirdi yazılımsal İkin, bir patlama böyle, mı oldu? Buydu, en büyük tez, Aynen buydu öyle. Yani uzaktan o zaman yazılım nasıl sızdı ve patlattı? Kesinlikle. Durdun. Bu da insanların aklına şunu getirdi. O zaman bizim telefonlarımızda evet. bilgisayarlarımızda böyle patlayabilir mi gibi evet. bir e, soru geldi. Haklı olarak insanlar bunu düşündü. Ancak daha sonra öne çıkan e, sebebin şu olduğu görüldü. Hizbullah e, uzun yıllardır, hatta benim hatırladığım kadarıyla 96 yılından beri cep telefonuyla olan iletişimi tercih etmiyor. Cep telefonunu hiçbir zaman Hizbullah grubu güvenli bulmuyor. Zaten Hizbullah'ın da maddi ve manevi destekçisi İran olduğundan dolayı İran üzerinden bu e, iletişim araçlarının temin edilmesi organizasyonu yatıyor. Burada da şöyle bir durum olduğu söyleniyor. E, Hizbullah'ın kendi içinde iletişim için bir araca ihtiyacı var. Hı hı. Bu araçta çağrı cihazları. Çağrı cihazları için bir İran üzerinden bir sipariş veriyor ve bu şirket İsrail'in paravan olarak Budapeşte'de yani Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kurduğu paravan bir şirket. Bu şirket e, yani İsrail'in aslında sahip Mossad'ın aslında İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'ın sahibi olduğu bu şirket çağrı cihazlarını gönderiyor, telsizleri gönderiyor ama bunların içine patlayıcı yerleştiriyor. Evet. Bu patlayıcıyı yerleştirdiğinde de zaten uzaktan bir şekilde o patlayıcıları patlatabilecek mekanizma da İsrail'in elinde. Evet. Bu e, çağrı cihazları ve telsizler Hizbullah'a ve İran'daki bazı kişilere de veriliyor. Alandaki insanlara bu e, telsizler ve çağrı cihazları gidiyor ve İsrail Beklenenin de biraz erkeninde bu çağrı cihazlarını ve telsizleri birer gün arayla patlatıyor. Hı hı. Şimdi bomba olduğu kesin patlayıcı eleştirildi evet. bu cihazlara evet. kesin. Evet. Ee, i̇ddia olan kısım yine yani büyük aslında medya işte New York Times'in iddiasıydı. Hı hı. Evet, dile evet, New York Times Ama yani de bu bir iddiadır hı hı. ki e, planlanan sürenin daha öncesinde. Öncesinde. O Bu da şundan dolayı iddia edilen şu. İsrail bunu planlamış. İsrail ne zaman Hizbullah'ın elindeki çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılmasının gerektiğini planlamış. Ancak e, İsrail'in aslında planı Güney Lübnan'ın işgali'nin bu çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla başla başlaması olasılığı, başlaması durumu. Ancak Hizbullah'ın yönetim kadrosunun İsrail'in bu planından haberdar olduğuna dair şüpheler ortaya çıkmış İsrail içinde. Ve İsrail bu şüpheleri ciddi aldığından dolayı yani Hizbullah'ın bu planı anlayabileceğini düşündüğünden dolayı ön istihbaratlar bu şekilde geldiğinden dolayı İsrail bu çağrı cihazları ve telsiz operasyonunu biraz daha öne çekmiş. Ve şu an şu anki durum şu tabii ki sen de zaten soracaksın. Hı hı hı. Güney Lübnan havadan bombalanıyor bir kara harekatı henüz yok. yok. Hı hı. E, o kısma gelelim yani bıraktığın kısımdan başlayalım. Hem şu anki durum ne ona bir bakalım. Bir de muhtemel e, adımlar ne olacak? Hı hı. Şimdi evet Lübnan işte diyoruz, e, Hizbullah diyoruz, İsrail evet. diyoruz. Ama mesela işte az önce sen de söyledin aslında Hizbullah bunu İran, bu cihazları İran üzerinden evet. te tedarik ediyor evet. ve burada yine aslında İran istihbaratının e, zayıflığını aslında Kesinlikle. öne koyan bir durum. Evet. Hani ne burada İran'ın da bir adım atmasını zaten bekliyorduk biz hı hı. Ee, bir ee, önceki Haniye saldırıdan. Haniye'nin öldürülmesinden beri evet. Ee, onun üzerine de bu geldi ne olacak şimdi bu nasıl adımlar bekleniyor? Şu an e, durum şu bu saldırılarda zaten bir 39 kişi hayatını kaybetti onlarca insan yaralandı. E, tüm ülkede bir teknolojik araçlara bir anksiyete gelişti. Ha. Ki ee, aslında yaralılar için de şöyle bir belki lafın affeden ama şöyle parantez açmakta belki fayda vardır. Hani 39 ölü diyorsun, yaralı şu kat diyorsun. Hı hı. Hani ölü tamam, hani yine kötü bir rakam ama yaralılar için de aslında tek bir telefonla çağrı cihazıyla evet. işte telsizle kimsinin eli gitmiş kopmuş Kimisini kimisinin bacağı kimisinin evet. hani iç organları evet, ölmeseler bile aslında e, savaşamayacak duruma Kesinlikle. getirmiş Kesinlikle. Ve çoğu da bunların aslında asker bile değil. değil. Sivillerin elinde bu evet, evet. E, cihazlar. Hatta Birleşmiş Milletler de bir açıklama yaptı. Yani Sivillerin bu olması. bu siviller siviller ölüyor burada. Bunun hiçbir şekilde mütekabiliyetle açıklanabilecek bir durumu yok. yok. Bu tamam. tamamen aslında yani hani terör örgütleri rastgele roketler ateş ateş ateşler şehirlere aslında, nereye düştüğü belli evet. değildir ya bu da aynı aslında hiçbir farkı yok. Hı hı. Bugün duruma baktığımızda İsrail'in şu anda biz bu videoyu çekerken de devam eden bir hava saldırısı var. Güney Lübnan ağır bir şekilde bombalanıyor. Güney Lübnandan onlarca insan şu an kaçıyor, ülkenin diğer taraflarına kaçıyorlar. İsrail'den de şöyle bir açıklama geldi: Lübnandaki operasyonlarımızı derinleştiriyoruz. ...ve önümüzdeki günlerde İsrail halkının tüm haberlere hazırlıklı olması gerekiyor... ...diye hı hı. kendi kamuoyuna bir çağrı yaptı. Yani açık bir şekilde aslında Lübnan'a gireceğine... Kesinlikle, kesinlikle bunu söylüyor. Onun dışında e, İsrail'in bu ci çağrı cihazı ve telsiz saldırısını saldırısını Amerika'dan sakladığını da biliyoruz. E, Amerika'nın Beyrut Büyükelçisi zaten bir orta yol bulmak için... ...hem Lübnan'la dolaylı olarak Hizbullah'la ve İsrail'le görüşüyordu... Ama bir yarar sağlanamadı. Aslında zaten savaşın başından beri Biden yönetimi hiçbir konuda bir ara buluculuk yapamadı. Hı hı. Bugün hala Biden, e, Lübnan'daki gerilimin önle, önle, önlenebilmesi için çalıştığını söylüyor. Ama bu her gün daha da fazla. Somut olarak bir yani, çalışma, somut, somut olarak bir çalışma yani görülemiyor. olarak bir şey Yani koskoca Amerikan'ın da zaten bu kadar konuşup hiçbir şey yapamaması e, Ortadoğu'nun bu noktaya gelmesindeki en büyük nedenlerden de biri aslında. Hı hı. Yani bugün onun dışında baktığımızda Hizbullah e, psikolojik olarak çok büyük bir yara aldı. İran zaten çok büyük bir yara almıştı. İran savaşın başlangıcından beri hatta senle geçen programlarda söylemiştik. İran son birkaç yıldır zaten çok büyük bir yara alıyor psikolojik olarak, e, saygınlık olarak, ülke saygınlığı olarak çok büyük yaralar almaya devam ediyor. Çünkü hep söylemde kalıyor İran'ın e, İsrail'e olan cevabı. Ve i̇stihbarat zaferlerinden kaynaklı sürekli devasa bir istihbarat o? zafiyeti. Hizbullah kesinlikle devasa bir istihbarat zafiyeti. Böyle bir şeyin ya bu kadar planlı bir durumun hiçbir evresinde fark edilmemesi bu İran'ın ve Hizbullah'ın büyük bir e, nesi diyelim hatası olmuş durumda. Ancak şöyle de şöyle de bir durum var. Hizbullah'ın şu an elinde ne olursa olsun 150 bin roket var. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda 30 ila 50 bin kişilik bir savaşçı grubu var. Hizbullah aynı zamanda Lübnan'da e, 1985 yılından beri resmi olarak, ondan önce de gerillalar, gerillalar olarak ama isim olarak değil ama gerilli olarak ve 1985 yılından beri resmi olarak savaşan bir grup, evet. İsrail'e karşı savaşan bir grup. İsrail Lübnan'ı işgal ettiğinde kurulmuş bir durum, e, grup bu Hizbullah, Şii Hizbullah. Bu Türkiye'dekiyle aynı değil. Bu her zaman karıştırılabilir. Türkiye'deki Sünni'dir aslında buradaki Şii aralarında organik bir bağ yok. yok. Ee, İran'ın en büyük destek, en büyük kollarından aslında dış kollarından biri olan Hizbullah. Ee, dediğim gibi 50 bin kişilik bir gücü var. Lübnan'da yasaları veto etme hakkı var. Parlamentoda güçlüler. Aynı yani sadece bunlar silahlı bir grup değil. Aynı, Aynı zamanda, zamanda da, aktif siyaset Aktif siyasetin, karar alma mercilerinde varlar bunlar. Durum şöyle gösteriyor: ee, İsrail'in Lübnan'daki çatışmayı daha da büyüteceği kesin. Bundan hiç bir bunu yaparken yok. İsrail kendi topraklarına savaşı taşı. Taşımış oluyor. Mış oluyor mu? Evet. Çünkü oluyor. orada da işte mesela 150 bin roket var dedik hı -hı, ya hı. biz ama işte İsrail'in İran'ın yaptığı saldırılardan da işte biliyoruz ki gönderdikleri evet. birçok roket aslında evet. zarar veremeden topraklara evet. bile düşmeden evet. imha ediliyor. Evet. O. Dolayısıyla hani oradaki Hı -hı. gidişat acaba sadece e, Filistin üzerinde, Lübnan üzerinde mi savaş sahası olacak yoksa İsrail'e kayacak mı orasını da bilemiyorum. Şöyle yani tabii ben... ki haklısın. İsrail'e çok da kayacağı doğru olmaz. Bunu söylemek doğru olmaz. Çünkü İsrail'in gerçekten çok iyi bir kubbe evet. sistemi var. Demir kubbe Demir var. Yani Demir Kubbe sistemi var üstlenmiş. ve e, çok büyük oranlarda füzeleri e, durdurabiliyor. Aynızda ama şöyle bir durum da, da var. Hizbullah Hamas'tan daha büyük bir örgüt. Hizbullah Hamas'tan daha güçlü. Hizbullah'ın teknolojisi Hamas'tan daha iyi. İkisini de tabii ki İran veriyor bir şekilde. Evet. Ama Hizbullah daha organize bir grup. Ee, yani, Hamas kadar kolay olmayacaktır. Hamas yani. kadar kolay olmayacaktır ki Hamas'ta bile zaten İsrail ne olursa olsun zorlandı. Evet. Ee, çünkü Hamas'ın da Gazze içerisinde çok büyük bir yeraltı ağı var. E, Hizbullah da güçlü bir grup ama tabii ki İsrail'in e, bu savaşa çok profesyonel bir şekilde hazırlanmış olduğunu da söylemeliyiz. Yani bu 7 Ekim'de sürpriz bir saldırının ardından İsrail'in e, yarattığı planların sonucu gibi değil de aslında bu çok uzun bir süredir tatbikata edilmiş bir durum. Hı hı. Diyorsun. E, tabii ki. E, bunun dışında... E, Lübnan'ı işgal... Güney Lübnan'a bir kara saldırısı olabilir. Tamam, ama işgal niyetiyle mi yoksa? Şöyle tabii ki kendileri bunun işgal niyetinde olduğunu asla söylemezler. Böyle bir durum olmaz çünkü Lübnan bir evet. e, aslında tartışmaya e, kapalı bir sınır. Kesinlikle Lüb Lüb Lübnan bağımsız bir ülke. Lübnan Birleşmiş Milletler'in üyesi. Lübnan evet. Amerika ve Fransa tarafından ciddi derecede desteklenen de bir ülke. Lübnan'ın cumhurbaşkanı e, Hristiyan bir evet. Arap. E, yani bu durumda baktığımızda Lübnan kolay kolay Batı ülkelerinin gözden çıkaracağı bir ülke değil. değil. Hele hele böyle bir durumda hiç değil. Ee, ama e, yani İsrail'in savaşı Lübnan'a taşımak istediği de bir gerçek. Bunun da sebebi şu. Gör, göründüğü kadarıyla. Netanyahu bu savaşın kesinlikle bitmemesini istiyor. Netanyahu'nun e, siyasi kariyeri bu savaşın devam etmesine bağlı. Evet. Bu savaş ne kadar devam ederse Netanyahu kendi ülkesindeki iç eleştirilerden o, o kadar, kadar muaf kalacak, o kadar yani. bunu üzerine almayacak. Bu biz seçimden, biz e, 7 Ekim'den önce şunu konuşuyorduk. İsrail'de bir yar, yargı reformu var. İsrail bir iç savaşın içer, iç, içinde ki kendi yani cumhurbaşkanları Netanyahu bunu ciddi söylemişti. Kesinlikle çok ciddi Binlerci bir insandı. kesinlikle Görüşmeler öyle. Ve Netanyahu'nun bir yolsuzluk soruşturması vardı. Evet. Bu savaşın ne kadar uzaması Netanyahu'nun o kadar politik Neyse. ömrüne ömür katması anlamına geliyor. Öbür taraftan baktığımızda Yahya Sin vardı şunu diyor, Gazze'yi boşaltmadan ve Filist İsrail'de bütün Filistinlileri serbest bırakmadan bizim ateşkes imzalamamız mümkün değil diyor. İki tarafta anlaşmadıktan sonra yani İsrail ve Gazze arasında bir ateşkes olmadıktan sonra Lübnan'daki kanında durması mümkün değil. değil. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hatpları ederim. Için maalesef yani haberler için. Böyle, evet. Tatsız hani. İnsanlar evet. ölüyor bir şekilde <laughs> Maalesef. Bizim imzam bir şey gelmiyor. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür anlamaya de. çalışıyoruz biz sadece. Evet. evet. Çok sağ ol. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.